Şimdi Türkiye'de de maalesef sadece konut ve borsaya sıkıştırılmaya çalışılan bir likidite var. O likidite ne konutta ne borsada sistemde yeterli sonuç alamaz. Yabancı adım adım kaçıyor, aylardır kaçıyor. Ucuz olduğu anlamına gelmiyor. Şu anda makroekonomik olarak 2013 yılındaki durumdan daha mı iyiyiz? Hayır. Ama çok kuvvetli bir zirve beklemiyorum çünkü artık 3 dalgalık hareket bitti. O düşüş iyi bir fırsat olacak uzun vadeli yatırımcı için. Bu adım adım oldu. Özellikle 5000 üstündeki fiyatlar bence borsa için şu anda kısa vadede maalesef pahalı. Şu anda herkes, dikkat et piyasa oyuncularının tamamı bu işin seçimden sonra bu faiz politikasının da bu kurun da seçimden sonra bir şekilde bozulacağını ve bu işin patlayacağını yorumluyor. Yani bu iyimser yorumcular dahi bunun böyle olacağını biliyor. Şimdi seçimden sonra bunun böyle olacağı biliniyorsa, herkes aynı şeyi söylüyorsa ister istemez seçimden sonraya bazıları seçimden önceye almak isteyecek önlemini. Doğal olarak herkesin beklentisi aynı yöndeyse beklentinin o zaman gerçekleşmesi pek mümkün değil. Çünkü bunu düşünsene, yani şöyle bir algı var benim konuştuğum iş adamlarında da, işte 14 Mayıs'ta seçim olursa 15 Mayıs sabahı çok başka bir şeye uyanacağız falan şeklinde. Hani ekonomik olarak kim kazanırsa kazansın. Kimin kazandığından bağımsız bir konu bence bu zaten. Her Evet. türlü ortada büyük bir sorun. Şimdi herkes bunun 15 Mayıs sabahının ekonomik olarak ciddi bir soruna uyanacağımızı düşünüyorsa, bu o zaman 15 Mayıs'ı beklemeyecek akıllı önlem almak isteyenler bunu öne çekecekler. Bunu ne kadar çok insan öne çekerse maalesef o zaman seçimden önce de bir bazı ekonomik sorunları yaşama olasılığımız artıyor bu matematiğe bakarsan. Yani düşünsene, beklentilerdir ekonomide piyasalardaki şeyi yöneten. Beklentileri siz yukarıdan ileri doğru aynı tarihe odaklarsanız herkes köprüden şeyden gemiden daha önce inmek atlamak isteyecek. Çünkü suyun derinleşeceğini düşünüyor herkes. Herkes aynı şeyi düşünürse o zaman mutlaka önden atlayanlar sıkıntı yaratma potansiyeli. Zaten Merkez Bankası da bunu gördükçe önlem almaya çalışıyor. Çok önceden atlayanları önünü kesmeye çalışıyor. Ama nereye kadar bu sistem böyle devam edebilir? Gerçekten biz tabii matematik ve bilimle açıklamaya çalışıyoruz. Ve bir kısım kayıt dışı ekonomi, kayıt dışı parayla çözülmeye çalışılıyor ama inan bana yeterli değil. Ben Türkiye ekonomisi çok böyle çok küçük bir ekonomi değil. Yani böyle 3 günde, 5 günde oradan buradan gel kapatla falan değil. Dinamik bozulduğu zaman onu zapt etmek, psikolojiyi düzeltmek çok zor. Psikolojinin yavaş yavaş adım adım bozulmaya başladığını gözlüyorum. Özellikle sadece konuta ve borsaya yönlendirilen insanların bir noktada ya biz sadece konut ve borsa ikisinden de belli bir prim alındı. Biz şu anda ne yapalım bu paramızı deyip TL'de kalmak isteyen adamın da daha yüksek faize razı gelmek durumunda olacak. Yani bu ya daha yüksek faize razı gelecekler ya da kurda nasıl olsa yükselmek zorunda olan bir kurda sabırla beklemek durumunda kalacaklar. Yani benim gözlemim maalesef bütün piyasa oyuncuları tarafından bu. Ama bu herkes aynı tarihe odaklanırsa maalesef o tarihler, geçmiş tecrübem, ya mesela bir 2008 krizi vardı. Seçime kadar nasıl olsa Amerika büyük bir kriz yaratmaz deniyordu. Çünkü 2008 Kasım'ında seçim vardı Amerika'da ve biliyorsun 2008 Eylül'ünde patladı. Ciddi, tarihin en büyük ekonomik krizlerinden bir tanesi. Tabii. Global krize dönüştü. O da Eylül'de patladı. Yani o zaman da aslında Mart'ta başlamış bir krizdi o. Ama ertelene ertelene çığ gibi büyüdü rakamlar. O likidite eninde sonunda sistemik bir soruna dönüştü. Şimdi Türkiye'de de maalesef sadece konut ve borsaya sıkıştırılmaya çalışılan bir likidite var. O likidite ne konutta ne borsada sistemde yeterli sonuç alamaz. İkisi de belli doyumlara ulaşmış fiyatlamalarda. Evet, buradan bazı fiyatlamalar hala bazı artışlar olacaktır. Ondan hiç şüphem yok. Borsa ile ilgili biraz sonra detaylı konuşuyoruz. Evet. Ama büyük resimde ucuz bir borsa veya ucuz bir konut fiyatlamasını konuşmadığımızı herkes tahmin ediyordur. Dolayısıyla seçime kadar bir şey olmaz. Paramı ben borsada konutta tutarım mantığı birazcık sıkıntıya girdi. Alternatif olan, yani doğru olan fiyatı doğru yerde tutmak. Paranın fiyatı da maalesef faizdir. O faizi vermezseniz
başka yerlerde aramaya başlar para sahibi. Yahu madem faiz serbest kalacaktı, o zaman biz bunca zamandır niye bunları yaşadık? Gösterge faizi %9, bankalarda %30, amaç ne demiş Mehmet Ergin? Bu sorunun cevabı Evet. var mı bizde? Bilmiyorum. Ya bu ne periz, bu ne lahana turşusu gibi bir şey vardı galiba, yanlış bilmiyorum. Yani zaten sorun burada. Sonunda hepsi herkes olacağı biliyor ya, sürekli söylediğim. Yani herkes olacağı biliyor ama o ne zaman olacağı tartışıyoruz aslında şu anda. O da hiçbir zaman zamanlamayı mükemmelen bilinmez. Ama herkes 15 Mayıs'a odaklandıysa ben biraz daha öncesine dikkat etmek gerektiğini düşünüyorum. Şimdi şöyle borsada mesela yabancı yatırımcı 20 Ocak haftasında da çıkış yaptı. 2023 yılı yani 20 günde toplam çıkış 615 milyon dolar. 2022 yılı artı 3 hafta toplam çıkış 4,65 milyar dolar gözüküyor. Mesela 7 haftada bugün Bloomberg'te de haber vardı. 1,5 milyar dolarlık hisse sattı yabancılar diye geçiyor. Nasıl ve bugün de düşüş vardı üstelik. Nasıl değerlendiriyorsun? Şimdi yabancı adım adım kaçıyor, aylardır kaçıyor. Yani Zaten çok 2022 az kalmıştı boyunca. artık yani. Evet, az kaldı, daha da azalıyor. Bir kısmı Evet. tabii Türkiye'deki bu riski çok net görüyor. Ve bir kısmı bunun short pozisyon olarak da açılıyor olabilir. Yani direkt spekülatif pozisyonlar da olabilir bunun içerisinde. Çünkü o kadar bazen bariz olur ki bazı şeylerin olacağı. Yani şimdi bu fiyatlama, hem global fiyatlamayla şöyle bir algı var. Ya biz dolar bazında tarihsel incelemede ucuzuz deniyor. Ya öyle de mesela Amerikan borsası da ucuz eğer tarihsel fiyatlama. Yani bir yılda zaten %40, %30 küsür düşen bir Nasdaq var mesela. Yani şimdi orası da dolar bazında ucuz. Yani ama ben orada da sıkıntılar olduğunu anlatıyorum. Şimdi dolar bazında 2013'ten ucuz kalmış olması borsanın, bunun ucuz olduğu anlamına gelmiyor. Şu anda makroekonomik olarak 2013 yılındaki durumdan daha mı iyiyiz? Hayır, değiliz. O zaman zaten daha ucuz olması borsanın normal bir dinamik. Hatta döviz, net döviz pozisyonumuza baktığımız zaman çok daha büyük sorunların içerisindeyiz. O zaman bu risklerin fiyatlanması ve borsada bunun fiyatlanıyor olması son derece doğal. Yani borsa maalesef orta vadeli ucuz seviyelerde değil. Biraz daha ben primlenmesi, önce biraz geri çekilme bekliyorum önümüzdeki günlerde. Daha sonra bir yeni zirve olasılığı hala mevcut. Ama çok kuvvetli bir zirve beklemiyorum. Çünkü artık 3 dalgalık hareket bitti. Şu anda Elliott dalga teorisine göre 4. dalga içerisindeyiz. Ve bu düzeltme dalgası biraz daha devam edecek. Daha sonra da zayıf bir 5. dalga hareketi olasılığı var. O zayıf 5. dalga yeni bir zirve yapabilir, kırık bir beşinci dalga da yapabilir. Yani zirveyi geçmeden de dönüş yapabilir. O açıdan hani böyle buradan alayım, borsada çok kazanayımdan çok bu aralar birazcık trade piyasası maalesef. Geri çekilmelerde 5000 altında, 4800-900 belki biraz daha aşağısı, önceki dibin aşağısı bu bir ABC ise, formasyonuysa yani o 4600'den geçen hafta, önceki hafta dönüşü yakalamıştım. Bununla ilgili video falan da çekmiştim. Orayı da kırarsa aşağı bir ABC formasyonu ihtimali ama buralarda bir yatay piyasanın oluşmaya başladığını, borsanın çok düşmesine evet izin vermek istemeyecekler ama gerek yabancı gerek büyük fonların buradan adım adım çıktığını görüyoruz. Yani son dalga bir hareket olsa dahi ona katılmak istemeyen büyük yatırımcı var. Çünkü bunu bizim Tabii. kadar detaylı kısa vadeli herkes yakalayamaz. Ya tamam olsun 3 ay sonra gelirim şeklinde de bakıyor olabilir. Çünkü Belki o 5. dalgadan sonra çok daha majör bir düşüş olacak. O düşüş iyi bir fırsat olacak uzun vadeli yatırımcı için. Ben o zaman döviz bozdurup borsaya geçmenin daha mantıklı. Yani döviz bir defa tatmin edici bir yere geldiği zaman dövizden çıkıp tekrar borsaya gelmek avantajlı olacak. Şu anda o açıdan uzun vadeli yatırımcının ben adım adım uzaklaştığını görüyorum. Patronların büyük montanlı satışlar yaptığını görüyorum uzunca bir zamandır. 2 aydır falan bunu uyarıyoruz. Bu adım adım oldu. Özellikle 5000 üstündeki fiyatlar bence borsa için şu anda kısa vadede maalesef pahalı. 5000'in aşağısındaki fiyatları değerlendirmek lazım alış için kademeli olarak. 5000'in üstünde de kademeli olarak satmak şu şeyde en azından basit matematikte rasyonel duruyor. son iki sorum var. Devrim Bey, borsanın seçimden sonra bu seviyelerin daha üstünde mi yoksa daha altında mı olacağına inanıyor? Buna şunu da ilave edeyim. Bu
komik bir soru. Hocam ben Necmettin Batırel'in tavsiyesiyle borsaya gelmiş bir yatırımcıyım. Batırel'in dediği gibi BIST 9000'i görür mü? Yani ikisini beraber değerlendirirsen bir de kriptoları yorumlarsan süper olur. Şimdi ne zaman görür yani? Şimdi TL bazında borsa hep yukarı gider. Gitmeye de devam edecek yani. Bu defa bunu netleştiriyorum yani. Şimdi ama paranın maliyetiyle ilgili bir konuyu konuşuyoruz. Yani şimdi ben özellikle 80-90'lı yıllarda borsada trade eden bir o zamanları da yaşayan benim borsaya girişim 92 senesi. 1992. Onun için hani biz 90'lı yıllarda yüksek enflasyonla zaten her yıl %70'leri 80'li enflasyonlu ortamında trade ettiğimiz için hep yukarı zaten gitmeye mecbur bir borsa. Uzun vadede TL bazında yine yukarı gitmeye devam eder ama alternatif yatırımlar yüzünden hızlı yükseldiği zaman sert düşüşler yapıp sonra tekrar ivmelenerek yavaş yavaş yükselişler yapacak bu döngü. O 9000 bir defa yakın vadede ben beklemiyorum. Ama devalüasyonun ne kadar sert olmasıyla alakalı bir konu. Yani şimdi dolar aniden 30 liraya giderse dolar da mecburen TL bazında değerlenmek zorunda kalacak yani. Tabii. Bir dayak yedikten sonra daha sonra ister istemez onu yakalamak zorunda kalacak. O açıdan yani çok önemi yok TL bazında konuşmanın. Dolar bazında kazanabilir miyim? Ben kısa vadede dolar bazında borsanın ucuz olmadığını düşünüyorum. O açıdan dolar bazında borsa endeksini takip etmekte fayda görüyorum. Öbür soruyla borsa seçimden sonra önce bir seçimin olup olmayacağını bir netleştirelim. Yani şimdi umuyorum yanılırım ben. Ben hala bu seçimin riskli bir olacağını yani olmama ihtimalinin de değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum senaryolar içerisinde. O açıdan o ortamın nasıl olacağı yani önümüzdeki aylar bence biraz kaotik. Yani o kadar basit böyle tereyağından kıl çeker gibi tamam Türkiye işte Finlandiya'da olabilecek bir seçim atmosferi gibi bir atmosfer olmayacak maalesef Türkiye'de. Yani bunu gerçekten Türkiye'de yaşayanlar anlıyordur beni yani bugüne kadar. Yurt dışından bilmiyorum hani Almanya'dan gelip Türkiye çok güzel, hayat çok güzel siz anlamıyorsunuz bu yazık falan diyen sokak röportajları oluyor yani. O Aynen. tarz bir dinamik varsa bilmiyorum ama Türkiye bu dönem 2023'ün özellikle ilk yarısının ben biraz daha kaotik olmasını bekliyorum. Umarım bunda da yanılırım. Çünkü kimsenin istemediği bir ortam olur.